This is Love 101, episode 2, Admiration. I don't have, I'm not gonna say anything. Let's just get in straight into it, man. I'm excited to see what happens next. Yeah, so this is, right, this is Sinan's house. Yeah, that's their base of operations now. Oh, it's the first time she went in. He just stays there. So that's where they go do all their planning from. Hoş bir müzik, belki beraber bir yemek. Seks için gerekli atmosfer oluşturulsun. Yani ne bileyim, içki falan içip yanlış kararlar verecek noktaya gelsinler. No, that's not how that's gonna work. Ortam da onu çağırıyor. Öyle canım, öyle. Bak şimdi, seks olsun. Eğer perform... Rock konseri. Ne? Bu. İyi de Burcu öğretmen öyle biri değil ki yani. What you bring here? They just came at a party. If you can line it up together. İşte bu be. Ha, interesting. Uyuz ya. Olur mu böyle bir şey canım? Yağ gibi yalnız. Akıyor. Onu diyorum ben. Işık'cığım, ben bunu içeride... Hayır. Lütfen şimdi burada okuyun. Ne düşüneceğinizi çok merak ediyorum. İlk şiirim sayılır. Burak, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama yani... Senin stilin, saçının tarzı... Çok... Oh! They needed that to get into a fight. Konserde kozlarımızı paylaşacağız dedi. Hangi konser bu, ne anlamadım. Bu konser. She cried on command. Ya herkes orada olacak. Aa, that's how they're gonna get into the concert. Lütfen bir büyüklük yapın. La 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 la. İşte bu be. Öf, bir moral bozma be. Exactly, we don't know how it's gonna react. Hem çok güzel bir çift olacaklar. Kemal Hoca harika biri gibi gözüküyor. His name is Altuna. Elif bok. He's a piece of shit. He wore a suit. I shut down so fast. Sıçtık. Işık, gel. Işık mı? Ne? Ben ne yapacağım ki Sinan? Alright, let's see what Sinan's gonna do. Bence çok güzel olacak, sizce? Benim o gün işim var. Ama itiraz kabul etmiyorum. Ben o gün konsere gideceğim. Really? That worked. Tamam o zaman. Yalan söylemez değil mi? Gider konsere. Exactly. Benim dinlediği grubun konseri. Kafa çekmeye gider hiç olmazsa. Kuşlar geldi. Allah'ım, kesin olacak bu iş. Ne alaka be? Öyle aşkın habercisidir kuşlar, bilmiyor musun? Aşık olduğumuz zaman yürekten ormanda bir kuş. She's got a talent right there, man. Doğru konuş. Ha, doğru konuşuyorum zaten. Tabii. Yaşının büyük olması senden daha iyi bildiği anlamına gelmez. O ne yaşamış? Kim olarak konuşuyor? Annem olarak işte. Beni büyüten insan bir bildiği vardır sonuçta, değil mi? İyiymiş. Senin kafanın çalışma şekline laf ediyor canım. Annem öyle söyledi. Demek ki doğru. Ne saçma denklem ya bu? İyi o zaman biz hiçbir şey düşünmeyelim. Bizden önce yaşamışlar bazı zaten. Yani beyninin süzgecinden geçirme diye bir şey var. Bildin mi? Sen dua et, benim ellerim dolu. That guy thinks the solution is to punch everything. Ya bir de şey var. Biz babadan böyle gördük. What is that? It looks so good. That's her house? Şeyi sormayı unuttum. Çikolatalı süt alalım biz, zahmet olmazsa. Çikolatalı süt almayayım ben. O sade sever. Keep that in there, goddammit. Kötü bir şey yapmayacağız ki, sınıfça sinemaya gideceğiz sadece. Oh, I see. They gotta go ask for permission. Şeyler. Yep, you're looking at everything. You're looking at all of them right now. Yani çocuklar, ben sizi çok sevdim ama öğretmenlerinizin sözünden çıkmak yok ona göre. Her çocuk ailesinin en kıymetlisidir. That's when he thinks. When he thinks about that stuff, he's got a joint. Yeah, because it looks like no one's taking care of him. He's got to take care of everybody else. Üzerinize titrememiz çok normal değil mi çocuğum? See, I knew it. Hidden depths. Ay, what the hell? Somebody gonna get him? Are you what? Are you serious? Is this something that was big in the 90s? Aa, ben deymiş. Sen de biraz sakin ol ya. Gerildikçe gerildin. İyi eğlenceler. Vallahi. Hadi. Bize bir aldım. Eda'cığım, bu yaşta içmesen. Haklısınız hocam. Bunu da siz için. Aa, Kemal Hoca geldi. Hocam. Kemal Hoca. Hocam. Sonra eğitimciyiz biz. Bir dakika, durum tam olarak öyle değil. Ben bir Kerem'e bakacağım. Hadi gel. Bir talk. Ben bir barın oraya bakacağım. How do you know he doesn't really have somebody? He doesn't know that. Hocam, iyi akşamlar. Yine mi sen? Hocam, benim sizden bir ricam olacaktı. Yanakları kızaracak. dili dolanıp laflarını şaşıracak. Sonra söylediğim her şeye gülmeye başlayacak. Oo. Tatlı tatlı konuşacak. Ben bunları kaçırmak istemiyorum. That worked. Oba, süpermiş lan. O zaman ben eğleniyorum, kaçtım. Neredesin sen ya? Burası zaten çok acayip bir yer. Bir de benim... Oh, he got out. Üstelik Burcu Hoca'yla Kemal'e duruyorlar sadece. Burcu Hocam, tuvalette birilerinin canı sıktım galiba. Benim telefonumu sifonun içine attılar. Bakabilir misiniz acaba? Sen çık dışarı, ben hallederim. Yok, ben hallederim. Tamam, bırak bana. Yok, burada bir yerdedir zaten. Holy shit, he locked him in there. He just locked him freaking in the... Tuvalet arızalı beyler. Hadi ya. Oh. I like how they're all doing their part. Kemal'le Burcu tuvalette. Ne diyorsun? Oğlum ne yaptın lan? Ya bunları bir araya getirmek lazım demediniz mi? Mümkün olan en dar çerçeveye sıkıştırdım işte. Ne yapıyorlar acaba boklu erkekler tuvaletinde? Oh gee, that's what I took. I don't know if that did much. So it's away from being such a prude. Otur meraklı hallediyorum. So they just want the teachers, they just left the teachers there? Ya Burcu Hoca'ya çok ayıp oldu. Kardeşinin çantası falan nasıl dönecek? Ya boşver, macera oldu. Belki bu şekilde kaynaşırlar. You gotta bring her home. Birlikte dönerler. Herif yardım eder işte. Ha? Derdim ya. Better. Etmezse sığırdır. Üremesin zaten. Doğal. Yeah, exactly. If he doesn't do it, then he doesn't deserve it. Çok kızıyorum. Çok özür dilerim bu arada. Yani beni bırakmak zorunda kaldım. Alakası yok. That's what her life is like. Sağdan. He's like a amateur psychologist. Yapılmış işte planlar. Senin için evin her yerinden akıyor. Bir de kesin özel üniversitede okuyorsun. Senin gibi ruh hastası olmasın da o eder birileri. Doğru mu Sinan'ın söyledikleri? Boş ver, gel. Neyse bakın, şuradan Burcu'nun evi direkt görünüyor. Gelirler herhalde şimdi. She's cute. Takça derken bir başımıza anlamında yani şu Tamam. They do that, they make that too. Geç oldu, benim artık eve gitmem lazım. Sen bize haber verirsin o zaman, zaten hepimiz niye bekliyorsak. Hadi görüşürüz. Oh, we're left alone. Kerem and Eda. Aha! Aha geldiler, vallahi geldiler bu sefer. Belki apartmanın kapısına kadar bırakıp geri gelecek. Bir dur! Ulan eve nasıl girecekler? Anahtarlar bizde. Ya siktir ya! Of, giremeyecekler eve. Olacak bu iş. Lan bir şey diyeceğim. Ya sadece çişi geldiyse, çişini yapmak için girdiyse içeri? What if he just went inside the pee? Dur ya, kötü düşünme. Doğru söylüyorsun, kötü düşünmeyelim. Aha Burcu! Ha siktir lan! Ha siktir, perdeyi kapattı. Yes be, yes oldu bu iş be, oldu ya! What? It just ends like that, what? How does it just end like that? That's so mean. Oh man, they can't just end it there. What the heck? Does that mean that they're gonna do it or what? I have no idea. Did they? Well, definitely now they know they like each other at the very least. I'm starting to see something here with you know, as they try to get their teachers to fall in love, they themselves are falling in love. You know. You can't control who you fall in love with. I love this episode. Really fun. It was really cool to see them all doing their own thing to try and bring them together. You know, kind of ignoring Issa's advice though, but each of them tried their a different way of trying to put them together. She clearly likes him. He clearly likes her. So there's potential there. You just gotta give them enough time to kind of work something out, they might actually work it out, or they might just break up. You don't know, and we haven't seen any hint of them in the present day storyline, so we don't know what's happened. We don't know what happened to them. I wonder if we're gonna see all that by the end of the season. I don't know. But also, Sinan's got some serious issues. I know he had some serious problems because of his drinking, but he freaking looks like he frequently takes dives into the water, depressed. He's definitely depressed. We need to know more about his family. We don't know anything about of his parents. He sounds like he has some serious issues with them. I don't know where they are. He's with his grandpa. I'm assuming they're not around. They're in jail, or worse, they ran away from him or something. That he doesn't know where they are, or they're dead. I don't know what's worse. Well, he's got some serious issues. Okay. That is episode 2 of Love 101. I will see you guys in the next one. Yay!